Efendim bilim dedik. Bilim insanlarına göre Mars yüzeyinde devasa büyüklükte, garip şekilli ve hatta Everest Dağı'ndan daha yüksek bir yanardağ gizleniyor. Bilim dünyası çok heyecanlı. Bu keşfi ve astronomi ile ilgili diğer gelişmeleri biz de bu heyecanı yakından takip etmek adına Van 100. Yıl Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Selçuk Topal'a soracağız. Günaydın Selçuk Topal. Hocam nasılsınız? İyiyim Ela Hanım. Sizler nasılsınız? Herkese günaydınlar. Günaydın. Orangutanı seyrettiniz değil mi? Çok Evet. ilginç. Çok İlginç. 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 Şimdi size biraz daha ilginç sorular Evet. soracağım. Bu yanardağ neden mesela bugüne kadar keşfedilmedi? Kimse bu konuyla dertlenmedi mi, merak mı etmedi, ne oldu? Şöyle, Mars biliyorsunuz insanlık açısından önemli bir gezegen. Çünkü dünya dışında herhalde ay üzerinde tabii ki tekrar deneyimler kazanacağız ancak bize en yakın en az ölümcül gezegen olduğu için orada tabii ki bizler yaşam kurmayı planlıyoruz. Yani bu yüzyıl içerisinde bunun ciddi şekilde yapıldığını göreceğiz bazı bölgelerde, bazı uzay ajansları ve özel şirketlerinde. O nedenle birçok uzay aracı gönderiliyor. Yakın zamanda 3 tane birden gitti. Mars etrafında dolaşıyor, yeni yüzey haritaları elde ediyor. Ve o haritaları inceleyen bir ekip bakıyor ki yaklaşık şu an gördüğünüz mesela kanyon görüyorsunuz orada yaklaşık 4000 kilometre uzunluğundadır. Onun ucunda bir yerde aslında Güneş sistemindeki en büyük yanardağ Mars'tadır. Adı Olimpos'tur. Everest'ten 3 kat daha yüksektir. Yaklaşık 600 kilometre genişliktedir. Bu ikinci sırada devasa bir şey ancak Mars'ın da bir atmosferi olduğu için erozyona uğramış. Erozyona uğradığı için fark edilememiş öncesinde. Ve devasa bir şey olduğu, yanardağ olduğu düşünülüyor. Yani Mars'ta şu an aktif bir yanardağ var mı diye sorarsanız hayır. Mesela şu an görüntüde 3 tane peş peşe sıralanmış yanardağ görüyorsunuz. Bunlar aktif değil artık çünkü bizler Mars'ın milyarlarca yıl önce yüzeyinin sularla kaplı olduğunu, hatta muhtemelen yaşam barındırdığını düşünüyoruz. Öyle izler var ancak her nasılsa bir şekilde şu an çorak, ortalama sıcaklığın eksi 65 derece olduğu, sürekli güneş radyasyonuna maruz kalan, küresel manyetik alanı olmayan, ölümcül bir yer haline geldi. İşte bunu anlamaya çalışıyoruz ki dünyanın da başına aynı şey gelirse neler yapacağız? Mesela sellerden bahsettiniz, doğa değişiminden vesaire bahsettiniz değil mi haberlerinizde? Yani dünya iyi bir yere doğru gitmiyor. O nedenle bu hale gelmiş gezegenleri anlayabilirsek belki önlemler alabiliriz. O anlamda da önemli Mars gibi gezegenleri incelemek. Aslında seyircilerimiz için bir kere daha şunu anlatmak lazım. Mars'ta daha evvel yaşam olduğu ve bütün o yaşam neyse biz insanlık formu olarak belki biliyoruz ama o yaşamın yok olduğuna dair bir takım bulgular var hocam, doğru mu? Evet doğru. Yani yüzeyinin büyük su kütleleriyle çevrili olduğunu gösteren çalışmalar var. Şu an biz konuşurken biliyorsunuz Perseverance uzay aracı Mars yüzeyinde dolaşmaya devam ediyor. Jezero kraterinde. Orada bazı bileşikler buldu. İşte önceden okyanus yataklarının olduğuna işaret eden deliller buldu. Yani tabii ki az önce bahsettiğiniz gibi yani sizin benim gibi akıllı zeki bir yaşamın orada olduğu vesaire gibi bir şeyden bahsetmiyoruz ama basit formda bir yaşam bile varsa bundan milyarlarca yıl önce oluşmuşsa bu evrende yalnız olmadığınızı gösterir. O nedenle önemli bir keşif olur. Evet, zaten birçok mesnette var bu konuya dair. İnançlı insanlar da buna mesela çok yakından takip ediyorlar. 40 bin alem şeklinde bazı ayetler, hadisler var. Peki Mars'ta su bulma arayışı bilim dünyası için niye bu kadar önemli? Aslında biraz önce cevabını verdiniz. Dediniz ki ya biz dünya yok olursa bir alternatif yaşam alanımız olsun. Çünkü dünyayı mahvetmek üzereyiz. Ne yazık ki. Öyle, şöyle bir durum var. Yani Mars'ta siz kapalı yaşam alanları bile kursanız oraya elit kesim gidecektir. Bu anlamda yatırım yapanlar gidecektir ve ben her zaman söylüyorum evrendeki en güzel uzay geminiz Dünya. Yani bundan daha güzel bir uzay gemisi yok. Kendi kendine yeten bir sistem, işte atmosferle, manyetik alanla korunuyorsunuz. Bu bir işte yıldız etrafında dolanıyor, yıldız galaksi etrafında dolanıyor, galaksi kümesinin kütle merkezi etrafında ve evren genişliyor. Yani muhteşem bir yerdeyiz. İnsanlar aslında Mars'a gitmeye çalışırken dünyadaki sorunlara, enerji sorununa, işte temiz enerji sorununa vesaire çözüm bulmaya çalışıyor aslında. Ekstrem koşullarda yaşayabileceğiniz alanlar kurabilirseniz eğer Mars'ta bunu dünyaya da uygulayabilirsiniz. Yani bizler bir yerlerde yaşam kurmaya çalışırken dünya dışında oraya gitmesek bile
buradaki yaşamımızın standartlarını yükseltebiliriz. Çünkü evrende her şey ölüyor. Yani pencereden dışarıya baktığınız zaman değil mi? Güller solar, ağaçlar yapraklarını döker. Bir çevrim var. Ve güneşimiz de bir gün yok olacak. O nedenle eğer insanlık varlığını sürdürmek istiyorsa uzayda yayılması gerekiyor. Uzayda yayılamasa bile bu gezegendeki o kötü koşullara kendini hazırlamak için gerekli olan bilgi ve teknolojiyi bu sayede elde ediyor. Yani insanlar uzay çalışmalarına bu açıdan bakması lazım aslında. Peki Elon Musk'ın aslında Kızıl Gezegen'le ilgili çok acayip projeleri var. Evet, çok Hocam çılgın ben de projeler. öğretim görevlisiyim bir Ha. üniversitede de öğrencilerim şey diyorlar, yaşayan en tehlikeli iki bacaklı canlı diyorlar Elon Musk için. Aslında Elon Musk şimdiden orada bazı bölgeleri parsellemiş ve bizim bundan haberimiz bile olmamış olabilir. Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Çok mu Şöyle hani tabii ki fantezi? orada tabii ki yani uluslararası hani uzay antlaşması biliyorsunuz 1967 yılında imzalandı ve biz de tarafız o antlaşmaya. Şöyle bir şey uzay herkesin her devletin ortak bir malı. Ancak siz bir özel şirket olarak SpaceX olarak oraya gidecekseniz bir üs kuracaksanız kimse size bunu yapamazsınız diyemez. Evet öyle. Yani oraya gidip orayı parselleyebilirsiniz. Ancak tabii ki yine aynı antlaşma gereği işte kitlesel yok oluşlarıyla neden olan silahları dünya yörüngesinde veya başka bir gök cismi üzerinde konuşlandıramazsınız vesaire. Ancak biz biliyoruz ki şu an bile biz konuşurken savaşlar devam ediyor dünyada. İnsanoğlu bu anlamda pek de iyi bir canlı değil. Yani para kimdeyse, güç kimdeyse dediği olduğu için evet uzayda yayılacağız ancak dünya etrafında dolanan belki nükleer silahlar göreceğiz yakın bir zamanda. Bunlar tehdit unsuru olacak, siyasi baskı unsuru olacak belki. Yani oraya doğru gidiyoruz. Peki bundan nasıl korunabiliriz? Sizler de ne yazık ki uzayda, ne yazık ki derken şunu kastediyorum. Yani keşke dünya barışçıl bir yer olsaydı. Ancak öyle bir yer değil. Savaşlar hiçbir zaman bitmeyecek. Demek ki sizler de uzayda yayılacaksınız. Sizlerin de belli caydırıcı gücünüzün olması gerekiyor barışı koruyabilmek için. Yani çok ilginç bir tür insan. Ben her zaman sorguluyorum türümüzü. Barışı korumak için silah yapmak zorunda olan bir türüz. Yani daha ne denilebilir ki? Bilmiyorum evrenin öbür köşesinde, galaksimizin bir köşesinde böyle bir uygarlık var mı? Belki bir gün karşılaşırız. Belki o zaman gerçekten varlığımızı sorgularız. Dünya dışı yaşam çalışmaları da devam ediyor biliyorsunuz. Belki o zaman bir dönüşüme uğrar insanoğlu bilmiyorum. Evet. Peki, dünya dışı yaşam araştırmalarında son durumu soracağım. İnsana rağmen nasıl gidiyor? İnsana rağmen her şeyi biz insanlar olarak yapacağız. Şöyle tabii ki dünya dışı yaşam derken biz normal vatandaşlar her zaman gökyüzünde garip ışıklı cisimler görüyoruz. Eminim siz de garip şeyler görmüşsünüzdür gece vakti açıklayamadığınız şeyler. Bunlara UFO deniyor genelde. Yeni adı UAP. Yani bunların dünya dışı zeki bir varlığa ait olduğunu gösteren bilimsel, kuşu götürmez herhangi bir şey yok. Ancak evren gerçekten büyük bir yer. Yani büyük derken böyle zihnimizin alamayacağı derecede büyük bir yerden bahsediyorum. Yani bizim galaksimiz 100 bin ışık yılı çapında. Yani bir lamba yaksanız bir ucundan diğer ucuna ışığı 100 bin yılda gider. Ki ışık hızı vakum ortamda saniyede 300 bin kilometredir. Bu devasa galaksi içerisinde 1 trilyon başka gezegen olabilir. Mesela biz adına Dünya dediğimiz bir gezegen üzerinde şu an Habertürk'te bu sohbeti yapıyoruz. Ve bizlere baktığınız zaman gezegenimizde 3,7 milyar yıl önce canlılık başladı. Düşünüyoruz basit formda. Evren 13,8 milyar yaşında. Yani biz yokken oralarda bir yerlerde basit formda canlılar gelişip daha komplike canlılar haline gelmiş olabilir mi? Evet. Ancak evren büyük bir yer olduğu için bakın Güneş'e en yakın yıldız Proxima Centauri'ye şu anki teknolojiyle 15 bin yılda gidersiniz. Uzay gemisi yapsanız. Bakın sadece en yakın yıldızdan bahsediyorum ki bizim galaksimizde 300-400 milyar başka yıldız olabilir. Yani gelişmiş uygarlık olsa bile ulaşım sorunu var. Ve biz bugüne kadar 1 trilyon öte gezegen olabileceğini düşündüğümüz bu galakside yaklaşık 6 bin tane öte gezegen bulduk. Bunlardan 70 tanesinde yaşam olabileceğini düşünüyoruz. Bu 70 öte gezegenin 21 tanesi karasal bir yüzeye sahip, dünya gibi ve yüzeyinde sıvı suyu barındırabilecek atmosfer koşullarına sahip olduğunu düşünüyoruz. Ancak bu şu demek değil, tabii ki pencereden baktığınız zaman gördüğünüz şeklinde bir dünya olacak anlamına gelmiyor. Ancak o fiziksel koşullara sahip ve biz aramaya devam ediyoruz. Şöyle de bir sorun var. Yani oradan bir sinyal gelse, şu an canlınızda Ela Hanım size bir sinyal gelse, merhabalar Ela Hanım, biz şu galaksiden şuradan gönderiyoruz sinyali. Gelmesi belki milyonlarca yıl sürdü. Hiçbir zaman fiziksel temas kuramayabilirsiniz. Belki o mesaj size gelene kadar biz burada çoktan dünyayı yok etmiş olabiliriz ki dünyayı
Evet. Aklıma şu geldi, çok özür dilerim. Unutmadan söyleyeyim. Üç cisim problemi. Hani bir sosyal mecra var ya, orada bir dizi var. Evet. Herkes o evet. diziden bahsediyor. Bu dizi aslında boşuna yapılmadığı, bazı mesajlar veriliyor gibi şehir efsanesi mi artık? Ya da ne bileyim, gerçek mi? Var mı sizce bir dayanak noktası? O üç cisim problemine tam olarak sizin söylediğiniz bir senaryo işleniyor, değil mi? Temasa geçme. Şimdi dünya dışı yaşam her zaman ilginç bir konu olduğu için Hollywood'un veya yapımcı insanların da yapım firmalarının da ilgi konusu oluyor. Çünkü gerçekten çok ilginç bir konu. Yani şu an canlı yayınıza bir tane zeki canlı girse bu dünyanın olayı olur artık. Yani evet. En büyük keşiflerden çok biri. Çok şaşırmayabiliriz nedenle, ama artık. Olabilir yani inanmayız herhalde. Öncelikle doğru, şaşırmayabiliriz. O kadar çok şey gördük ki garip. Evet. Belki buna şaşırmayız. Ancak üç isim problemi de aynen Proxima Centauri yıldız sistemi işlenmişti. Bizden yaklaşık 40 trilyon kilometre öteki üçlü yıldız sistemi ve üçlü sistemlerde bir kararsızlık var. Yani yörüngeleri veya üçlü yıldız sisteminin etrafında bir yıldızın etrafında dolanan gezegenin nasıl bir değişime uğrayacağını kestirmek zor uzun vadede. Ona çözüm bulmaya çalışıyorlardı. İlginç bir konu. Ben sevdim işlenen konuyu. Yani benim aşina olduğum şeylerden bahsettiği için de hoşuma gitti. İlginç bir konu ancak dediğim gibi bu her zaman kocaman bir soru işareti olarak kalabilir. Evrenin her yerinde yaşam fışkırmış bile olsa, şu an belki onlar da aynı soruları soruyorlar bir şekilde kendilerine, işte evrenin derinliklerine bakarak. İletişim kurmak gerçekten ciddi bir sorun. Işık hızı diye bir sınır var sonuç itibariyle. O nedenle hiçbir zaman bulamayabiliriz birbirimizi. Öyle görünüyor. Peki. Şimdi bir de bizim önce şu okyanusları da halletmemiz lazım hocam. Yani okyanuslarla ilgili o kadar müphem noktalar var ki hiçbir keşif yok doğru düzgün. Bence dünya bu konuda bir merhaleye ulaşamadı. Okyanusları bir ayrı konuşalım sizinle. Şimdi bir yanda da keşifler devam ediyor. Evet. Bize en yakın en büyük kara delik keşfedildi. Dünyaya 1500 ışık yılı uzaklıktaki bu kara delik dünya için tehlikeli mi? Aslında değil, ancak sonra gerilimli bir haber vereyim. Tabii ki değil. Yani 1000 ışık yılı, işte 2000 ışık yılı ötedeki bir cismin, bir kara deliğin eğer üzerinize doğru gelmiyorsa sizi etkilemesi söz konusu değil. Ve bu keşif de aslında yaklaşık Güneş'in 30 katı kütleye sahip. Ben böyle keşifleri doğru ve akıcı dilde, ya da şöyle söyleyeyim, ilginç bir dille aktardığım bir de YouTube kanalım var. Orada insanlar eğer bir astrofizikten dünyayı, evreni dinlemek istiyorsa lütfen oradan istifade adını etsinler. Adını söyleyin. Yani Doktor size... Selçuk Topal. Yani Doktor Selçuk tamam. Topal yazınca çıkar. Tamam. Ben bir akademisyenim. Galaksiler çalışıyorum ama fırsat buldukça oraya video koyuyorum. 300'ü aştı video sayısı. Şimdi bu neden ilginç bir şey? Aslında gerilimli haberden bahsedeyim. Geçenlerde bir çalışma yayınlandı. Şimdi dev yıldızlar patladığında bir yerden sonra süpernova patlaması gibi içe çöküyor. İçe çöken çöküş eğer simetrik olmazsa bir yönde sapandan fırlayan taş gibi gidiyor. Ve bir tane böyle kara delik bunu. Şöyle bir şey düşün. Kara delik galaksinin başıboş dolaşıyor. Yani şu an Güneş sistemine girebilir gibi bir senaryo aslında bu ve bundan 10 milyon tane olabilir. Bir çalışma bunu gösteriyor. Yani şu an bizim dert olarak gördüğümüz herhangi bir şey artık o gün geldiğinde dert olmaz. Çünkü Güneş sistemine bir kara delik girdiğinde artık gideceksin. Yani işte ekonomiymiş, savaşlarmış, tüm o çilelermiş vesaire artık dert olmaktan gider. O nedenle uzaya bakmak, hiçbir şey yapmasanız bile orada bir şey geliyor mu acaba buraya doğru diye bakmak çok önemli. Bu keşif neden önemli? Bugüne kadar keşfedilen bir yıldızın içe çökmesiyle oluşan en büyük kütleli kara delik ve bizim kendi galaksimizde 100 milyon tane kara delik olabilir ve bunların en büyüğü de zaten biliyorsunuz galaksimizin merkezinde geçenlerde görüntüsü elde edildi. En azından onun etrafında dolanan gazın görüntüsü elde edildi. O bizden tabii ki 27 bin ışık yılı uzaklıkta. Bize en yakın kara delikler listesine bakarsanız yaklaşık 1000 ışık yılıdır. 1000 ışık yılı devasa bir mesafedir. Yani yaklaşık 10 trilyon kilometre ile 1000'i çarpmak gibi bir şey. Yani devasa bir mesafeden bahsediyoruz aslında. Güneş sisteminin sınırı ne diye sorarsak kabaca 2 ışık yılıdır. Oradan ölçekleyebilirsiniz. Tüm o gezegenler, kuyruk yıldızlar vesairenin olduğu hacim yaklaşık 2 ışık yılıdır. 1000 ışık yılı zararsız. Bizim dünyada başka dertlerimiz var bildiğiniz gibi. Kara deliğe ihtiyacımız yok insan varken. Hayat kara delik gibi adeta. Dün de rakamlar açıklandı. Peki ya gerçekten bazen haberleri sunarken diyorum sevgili seyirciler, ya bu sabah uzaylılar indi stüdyoya geldiler hatta desek ya şaşırma yetim refleksimizi kaybettik. Acayip bir süreçteyiz. Peki şimdi astronominin en büyük kamerası diyeceğim hocam. Evet. Bu kamerayla ne değişecek? Yani ne katacak ya da hangi noktaya taşıyacak işi?
Şöyle yani bu gerçekten devasa bir şey. İlk kez bir kamera evrenin derinliklerine bakıp dünyadaki insan sayısından daha fazla galaksiyi bir gökyüzü taramasında kataloglamış olacak ki 20 milyar galaksiden bahsediyoruz. Şu an biz görüntülerini elde ettiğimiz galaksi sayısı tüm teleskoplarla birkaç milyondur. Bunu milyara çıkaracaksınız. Peki bu ne işinize yarayacak? Siz evrendeki o görünen madde, biliyorsunuz evrenin %95'i, büyük bir kısmını göremiyoruz direkt olarak. Karanlık madde ve karanlık enerjiyi duymuştur herkes. Ancak %5'i aşina olduğumuz maddeden oluşuyor. Siz bu maddeyi güzelce haritalandırırsanız o göremediğiniz kısmın aslında doğasını anlamaya çalışıyorsunuz. Büyük patlama nasıl gerçekleşti, evren nereden nereye evrimleşiyor? Tabii ki bu bizim ortalama 70-80 yıllık hayatlarımız için çok büyük ölçekli konular, ancak insanın bu büyüklük içerisinde kendini anlamlandırma çabası olarak görüyorum aslında ben uzay çalışmalarını. İşte Kaostan Kozmos Evren Hikayesi diye bir kitap yazdım. O kitapta da anlatmaya çalıştığım şey bu aslında. İnsanın, biliyorsunuz bizler genelde evrendeki yerimizi sahte bilimler vasıtasıyla anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ancak bilim zaten size evrendeki yerinizin ne olduğunu söylüyor. O nedenle bence bilimde arasınlar anlamı, sahte bilimlerde değil. Böyle de bir mesaj verelim. Bu teleskop bu yıl içerisinde, bu kamera diyelim daha doğrusu, bu yıl içerisinde faaliyete geçecek. Bizim de devasa bir teleskopumuz geliyor biliyorsunuz. Evet, onu soracağım şimdi. Bu arada şunu da ekleyeyim hocam. Dediniz ya, böyle kuş bakışı baktıkça, uzaya açıldıkça insanın anlamlandırma çabası, bir yandan da aslında birçok şeyin ne kadar anlamsız olduğunu, ne kadar küçük olduğumuzu, kibrin, hayat gailesinin ve birçok şeyin, bir yanda da onu anlamlandırıyoruz değil mi? Değil mi? Ne güzel söylediniz. Evet, doğru. Şimdi Türkiye'miz uzayda ve teknolojik iletişimde daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacak ve ilk yerli milli haberleşme uydusu TürkSat 6A diyeceğim. Haziran'da fırlatılması planlanıyor. Şimdi Doğu Anadolu Gözlemevi de hizmete başlamak için geri sayım yapıyor, gün sayıyor. Evet. Türkiye'nin evet. Bu adımlarını nasıl buluyorsunuz hocam? Ha, muhteşem şeyler bunlar. Tabii ki ben bir astrofizikçi olarak hani diyebilirsiniz ki tabii ki siz bir astrofizikçisiniz. Sizin için önemlidir devasa bir teleskobu faaliyete geçmesi. Ancak bu teleskobu bir teknoloji yatırımı, bir yazılımda bir yatırım, mühendislikte bir yatırım, salt bilimde bir yatırım olarak görmeniz gerekiyor. 4 metre sınıfında devasa bir teleskop. Şu an tabii Türkiye Ulusal Gözlemevleri çatısı altında birleştiriyoruz tüm teleskopları. Ben de yönetim kurulu üyelerinden biriyim. Harika işler yapmaya çalışıyoruz ve Erzurum biliyorsunuz çok kar alan bir şehrimiz. Yaklaşık 3200 metrede şu an yollar açıyoruz ki Haziran'da açılışını yapalım diye teleskobun. Bu Türkiye'nin en büyük optik teleskobu ve aynı zamanda ilk Kızılötesi teleskobu ve tamamen bize ait olan bir teleskop. Biliyorsunuz bizim iki büyük gözlemevi sitemiz var. Birincisi TÜBİTAK Ulusal Gözlemevi Antalya'da 2500 metrededir ve bu da en büyüklerinden en büyüğü olacak ve 3200 metrede Erzurum'da olacak. Yani bu uzayla alakalı işler yapmak isteyen, şu an yazılım okuyan, mühendislik okuyan, salt bilim okuyan gençlerin gelecekte birçok şeyi öğreneceği bir tesis. O nedenle buna böyle bakmak lazım. Biz orada sadece teleskobu çevirip gökyüzüne bakmıyoruz. Atatürk Üniversitesi kampüs içerisinde devasa bir laboratuvar da inşa ediyoruz. Orada optik sistemlerden daha birçok şeye kadar mühendislik çalışmaları uyguluyoruz ki sizlere bu patent olarak, bakın çok ilginç bir sayı vereyim size. Dünyada dönen paranın %75'i kimde biliyor musunuz? Uzaya yatırım yapan ülkelerde. Ya. Paranın %75'i onlarda. Neden böyle? Çünkü inovasyon. Adamlar bir şey üretiyor. Yeni teknolojiler, yeni enerji üretim yöntemleri, yeni iletişim yöntemleri. Bakın biz konuşurken Elon Musk, iki bacaklı neyse artık neye benzettilerse. En tehlikeli canlı. Starlink uyduları gönderip duruyor. Hızlı evet. Veri iletimi. Mesela biz TürkSat 6A'yı göndereceğiz. Haziran'ın ilk haftası sanırım siteye gidecek. Aldığım son güncel bilgilere göre ve Temmuz'un ikinci haftası veya ilk haftası fırlatılacak. Falcon 9 yine SpaceX'in o malum roketiyle fırlatılacak ve burada %82 yerlilik var. Bu muhteşem bir oran. Bakın burada neler gelişti? Uçuş bilgisayarı, uçuş yazılımı, yer istasyon yazılımı, güç düzenleme kontrol birimleri, yıldız izler, güneş algılayıcı, tepki tekeri, elektrikli itki sistemi. Bunları bizim mühendisler geliştirmiş. Bu muhteşem bir şey. Neden muhteşem bir şey? Bu teknolojiyle siz Mars'a gidebilirsiniz, Jüpiter'e gidebilirsiniz. Oraya göndereceğiniz uzay araçları için bu mühendislik bilgisine, becerisine sahip oluyorsunuz. O nedenle bu alanlarda uzmanlaşıyoruz ki sonra başka bir gök cismine
araç gönderen bir ülke haline gelelim ki ay görevi var yakınlarda biliyorsunuz. Umarım başarılı olacak, o da 2026 yılında sanırım gerçekleşecek. Umarım. Bir de bu internet meselemiz, ben onu da eklemiş olayım. İnternet altyapımıza bir hız kazandırır mı bunlar? Onunla ilişkilendirebilir miyiz bir takım? Tabii 5G biliyorsunuz 5G sistemlere geçiyor artık dünya ve Türksat Altan'ın kullandığı bant aralığı da 5G sistem bant aralığıyla çakışan bazı frekanslara sahip. Bunlar kesinlikle güncel teknolojiler takip edilerek yapılan gerçekten uzun vadeli. TÜBİTAK Uzay burada ciddi iş başardı. Tebrik etmek lazım. Yani bunlar harika şeyler. Bunlar bilmiyorum kaç yaşında gösteriyorum ama benim yaşımdaki hani gençler için çok mutluyum açıkçası. Yani yazılım, mühendislik, uzay artık hangi alansa. Çünkü uzay bilimleri biliyorsunuz tüm alanları içine alan devasa bir bilim dalı. O nedenle onlar için çok mutluyum aslında. Gelecek için harika şeyler bunlar. Çok genç gösteriyorsunuz. Gençsiniz de zaten. Gençlerimiz sizin gibi kıymetli isimleri rol modeli aslında inşallah, öyle fenomenleri internette işte şey yapanları değil tabii, tırnak içinde söylemiş olayım. Sizin gibi bu evet, alanda gerçekten ülkeye katma değer yaratan, bir tuğla koyan isimlerdensiniz. Çok kıymetlisiniz. Bu arada TÜBİTAK'ı gerçekten gönülden tebrik ediyorum. Bir de böyle sürekli haber konusu olabilecek, halkın tüm damarlarına sirayet edecek, kılcal damarlara da girecek meseleleri biraz daha, hani popüler kültürün de hakim evet, olduğu bir çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla burada da bir takım çalışmalar yapılabilir belki. Daha fazla anlatabilmek, gösterebilmek, öğrencilerin sizleri örnek alması, gençlerin kesin, o açıdan, kesinlikle değil bakın mi? Çok çok önemli bir şeyden bahsediniz. Bunun adı bilim iletişimciliğidir. Evet. Bu karmaşık konuları normal vatandaşa anlatmanın bir yoludur. Her zaman bu deneyim hemen kazanılmıyor. Ben 20 yıllık yaklaşık astrofizikçiyim ama 10 yıllık bilim iletişimcisiyim. Anlatıyorum. 35 yerimize bizzat gittim. Online seminerler, yazılar. Bakabilir insanlar neler yaptığıma. Ve her zaman söylüyorum gençlere, bakın hangi alanda uzmanlaşmak istiyorsanız lütfen bir blog kurun, yazılar yazın, öğrencilerle sohbet edin. Çünkü öğrenmenin en güzel yollarından biri anlatmaktır. Siz anlattıkça öğrenirsiniz, soru aldıkça öğrenirsiniz. Ve şu an benim anlatmaya çalıştığım ne? Gelecek Uzay'da sloganı, göğsümde gördüğünüz logo o logodur. Yani benim gönüllü olarak yaptığım bir proje 10 yıldır. Neden Gelecek Uzay'da? Çünkü bakınız, biz önünde sonunda bir şekilde önce yörüngede dolanan oteller göreceksiniz. Ayda üsler göreceksiniz. Mars'a giden insanlar göreceksiniz. Siz oraya gidemeseniz bile onların kullandığı teknolojiyi kullanacaksınız. Hastaneye gittiğinizde, röntgen çektirdiğinizde kullandığınız X ışın teknolojisinin bu hale gelmesinin nedeni uzaydır. Bebek mamalarının çıkış noktası bile uzaydır. Cırtçıkların bile çıkış noktası uzaydır. Yani uzay size o kadar fazla şey veriyor ki aslında, etrafınızı saran teknolojilerin çoğunda uzay var. Bunu anlatmaya çalışıyorum. O nedenle sen uzay bilimci olmak zorunda değilsin. Ancak bir insan olarak uzayın önemini anlamak zorundayız ki biliyorsunuz birçok kültürün merkezindedir uzay. Her zaman gökler işte tanrıların konulduğu yerlerdir. İnsanların ulaşmak istediği yerlerdir. İşte ne demiştir? İstikbal göklerdedir demiştir Atatürk. Biz o gökleri de açtık. İstikbal uzayda, daha da ötelere doğru gidiyoruz artık. Gelecek uzayda, herkes bunun farkında olmalı diye düşünüyorum. Gelecek uzayda hakikaten çok güzel bir, bu projeyi de 10 yıldır yapıyorum dediniz. Şimdi evet, sizin YouTube kanalınızı ben zaten biliyorum, takip ediyorum ama özellikle yok, gençler inşallah YouTube'dan hemen girip sizi takip etsinler, videolarınızı izlesinler. Bu konudaki çalışmalarınızı da biz hassas takip edeceğiz. Her zaman eyvallah, konuşmak için randevulaşmış olalım. Seve Son bir seve. Dakikam, ne eklemek istersiniz bu konuya dair? Bir çağrınız var mı mesela gençlere bu konuda? Ben gençlere daha güzel bir gelecek diliyorum. Savaşların olmadığı bir dünya diliyorum. Onların gelecek kaygısının minimuma indiği ve yeni yeteneklerle kendilerini geliştirdikleri ve gelecekte gerçekten istedikleri mesleklere sahip oldukları bir dünya diliyorum. Ve yarın öbür gün onlar bir Ela olduğunda başka bir kanalda, bir Selçuk olduğunda başka bir kurumda, lütfen bunu hatırlasınlar. Çünkü bir şey oluyor. Gençlikten yetişkinliğe geçerken %90'ımız unutuyoruz bu değerleri, erdemleri ve dünya bu hale geliyor. Umarım onlar unutmaz. Hafızaları sağlam olsun. Dünyayı daha güzel bir yer yapsınlar. Biz de bunun için çalışıyoruz. Onlar da geriden gelip çalışsınlar. Teşekkür ediyorum herkese. Ne güzel söylediniz. Çok teşekkürler. Hakikaten bu katma değer yaratma haline teşne olacaklar sizin gibi isimler sayesinde. İyilik yayılır, çalışmak kesinlikle yayılır. Gelecek uzayda diyorum.
Çok teşekkür ediyorum kendisi. Çok iyi bakın, iyi yayınlar. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Van 100. Yılı Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Selçuk Topal hocamıza çok teşekkürler tekrar.